Ayhan Ömer efendim, New York'taki danışmanımız, avukatımız en çok gelen soru. Abi ben turist vizesi aldım diye geliyor sorular. Amerika'ya geldim. Bana 6 ay duration verdiler. 6 ay burada turist olarak gezebilirsin, yiyip içebilirsin. Sonra da ülkene dön kardeşim ya da nereye gidiyorsan çık ülkeden diyorlar ya. 3. ayında ben dedim ki ya arkadaş burası güzelmiş, iyiymiş. Ben burada okula başlayayım. Bir dil eğitimi alayım. Salladım şu anda dil okulundan. Dedim. Bu mümkün mü? Evet, bu mümkün bir durum. Burada olacak şey şu aslında. Diyelim senin bahsettiğin örnekte burada seyahat amacıyla gelmiş olan kişiler, vatandaşlar diyelim. Burada gezi amaçla bulundukları süreler geçti. Ve ondan sonra da eğitim amaçlı kalmak istediler. Dediğim gibi diyelim 3 ay geçtikten sonra dediler ki ben kalayım, gitme kararım vardı ama gitmeden şu eğitimi de alayım, gideyim dediğinde o zaman göçmenlik dairesine statü değişikliği başvurusu yapabiliyorlar. Hı. Bu mümkün. Bu statü değişikliği başvuruları kişileri turist statülerinden çıkartıp öğrenci statüsüne geçmesine imkan sağlayan bir süreç oluyor. Bu mümkün bir durum tabii ki. O ama herhalde kısa sürede olmuyordur diye düşünüyorum. Statü değişiklikleri öyle kolay olan şeyler değil. Maalesef değil. Aslında iki durumunu cevaplayayım. Sorunu ikiye bölüp. Bir, evet maalesef süreç 6 ay, 7 ay, 8 ay, 10 ay en az bulabilecek süreçlere dönebiliyor kişi öğrencilerimiz için. Ya da statü değişikliği yapacak kişiler için. Daha kısa sürebilir. Daha kısa sürdüğü durumlar olabiliyor dönemden döneme ama uzun zaman alabiliyor. İkinci durum aslında zor dediğim nokta. Aslında evet önceden belki çok bu kadar zor değildi. Ama özellikle bu yeni Başkan Trump'ın yönetiminde 2 yıldır gerçekten bu statü değişikliklerinde kişilerin böyle statü değişikliğini kolay yapamayanların önlerine yani önlerine engel koymaya başladılar. Aslında şaşılacak bir durum. Neden? Amerika'nın gerçekten dünyadan aldığı öğrenci sayısı çok ciddi. Çok fazla. Yani Amerika gerçekten eğitimde dünyada belki en büyük payı elde eden, gelir elde eden bir ülke. Yani sırf UCLA, UCI, USC, ondan sonra işte Berkeley, aklıma Stanford, gelen aklıma bir sürü üniversite var. Bunlar bütün dünyadan öğrenci alıyor. Tabii, milyonlarca bir yani çok büyük bir sektörden başlı olan. Aynen, çok büyük sektörden bahsediyoruz. Gerçekten Amerikan ekonomisine öğrencilerin katkısı çok büyük. Aldıkları eğitim, eğitimin karşılığı, yaşadıkları yerin parası, işte yiyecek, ulaşım. Çok inanılmaz bir katkıları var yabancı öğrencilerin. Dolayısıyla aslında bu bizi biraz şaşırttı. Çünkü öğrencileri bile, yani öğrenci statüsüne çevirecek kişileri bile bu kadar çok zorlamalarını biz biraz anlamsız buluyoruz. Çünkü zaten bu kişiler en kısa sürede eğitime başlamak istiyorlar. Uzayınca eğitime hemen başlayamayabiliyorlar. Hadi bekliyorlar onu. Problem değil o. Sorun değil onlar için. İnsanlar kaçak göçek de değil. Devlete başvuruyor. Ben bu statüye geçeceğim diye yani sonuçta. Aynen. Şimdi hatırlarsan çok önceden bir ara biz seninle bir söyleşi yaptığımızda soruların vardı senin. Bu şeyle ilgiliydi o zaman. Bu işte bu yeni yönetimle beraber göçmenlik konusunda ne tür değişiklikler oldu? Hatırlarsan şeyi konuşmuştuk. Evet. Ben demiştim yani değişiklikler sadece yasal olmayanlara değil, yasal olanlara karşı da çok ciddi değişiklikler geldi. Evet. Aslında bu bunlardan bir tanesi. Yoksa kişi burada yasal statüsünü koruyorsa, ihlal etmiyorsa ve bunun statü değişikliği yapmasında çok zorlanmaması lazım. Suç işlemiş. Aynen bir zarar yok, topluma bir zarar yok ve tam tersi faydası olacak, ekonomiye katkısı olacak bir duruma geçiyor. Eğitim için ödemeler yapacak ve bu kişilerin statü değişikliğini uzatıp yani zorlaştırarak bu işi zor hale getiriyorlar. Dolayısıyla 2 yıldır özellikle bizim gördüğümüz nokta öğrencilerin de yani öğrenciye geçiş yapanların hatta öğrenci statüsünü devam ettirenlerle ilgili çok ciddi değişiklikler getirdiler. Ve bu kişilerin o yüzden statü değişikliği yaparken çok hayal kırıklığına yol açtı. İşte bu başvuruyu kendi yapmaya çalışanlar ya da işte bir okula gitmişler okullardaki danışmanı ben size yardım edeyim dur yaparsınız ya da şu dedi bu dedi onu dediğiyle yapmaya çalışıyor. Çok ciddi reddeden kişiler oldu şu 2 sene içinde. Dolayısıyla maalesef bu statü değişikliği noktalarında zorlanmış durumda. İmkansız bir durum yok. Statü değişiklikleri hala açık. Yani bu iptal edilmiş bir şey değil. Hani şöyle bir yasa yok. Hani kalkıp biz bunu iptal ettik. Kimse statü değişikliği yapamayacak diye bir durum yok şu an. Dolayısıyla statü değişikliği mümkün. Ama öğrencilerimizin çok dikkatli olması gerekiyor. Çok dikkatli başvuru yaparken dikkatli bir şekilde başvurularını yapmaları, hatta destek almaları, hukuksal destek almaları gerçekten onlar için çok faydalı olacak. Çünkü şöyle bir durumla da karşı karşıyayız. Ben geçen sene bir de bunu bahsetmiştim. Çünkü mesele önceden şu oluyordu İlker. Başvurdum, ret aldım. Ret aldım. Çıkabilirsin, atlıyordu. Çıkıyordu. Çünkü bir problem yaşamıyordu.
Ama şu an artık her şey değişiyor. Kişi red aldığı zaman şimdiki yeni yönetmeliklerle beraber ki yakında bunların uygulamalarını da göreceğiz. Kişiye diyelim 30 gün verildiyse şu kadar zaman kaybetmeden kişi hala buradaysa sınır dışı sürecine sokacaklar. Dolayısıyla şimdi düşünün ki yani biri gelmiş burada genç gezmek amacıyla gelmiş. 3 ay sonrasında okumaya karar vermiş. Üçüncü baktı aldım ben sınır dışı mahkemesindeyim diyor. Ya ben burada bir kalma niyetim yok ki. Ben sadece eğitimi yapıp geri gitmek istiyorum diyor. Ben bunları yapacağım yani. Dolayısıyla bu tarz zorlukların oluşmaya başladığı için bu noktada ben özellikle takipçilerin de çok dikkatli olmasını istiyorum. Hani bir şey yapmasınlar. Yani baştan önlem almak, baştan gerekirse masraf yapmak bunlar kötü şeyler değil. Sizi çünkü daha sonra koruyor olacak. Ben şey örneğini sana vereyim konuya girmişken. Biz mesela hep onu derler. Türkiye'de biz avukatı problem olduktan sonra buluruz. Hani başımız belaya girer, dur şimdi avukatı bulalım buluruz. Amerika'da öyle değil. Evet. Amerika'da sen sorun yaşamadan avukatı tutuyorsun ki problem yaşamasın. Sorun yaşamda hemen çözebilirsin diye.